giderek daha fazla insan düzenli şekilde fiziki egzersizler yapıyor. Egzersizlerin sağlığımız açısından öneminin çok iyi anlaşıldığı bir çağ yaşıyoruz. Ancak gerekli önlemler alınmazsa fiziki etkinlikler daima bir risk taşır. Birçok kişi farklı nedenlerle egzersizler sırasında vücutlarına zarar verirler. Fiziki yetenekleri doğru saptayamamak, yanlış ya da eksik ekipman kullanmak, yapılan sporun temel kurallarını iyi bilmemek veya kendilerinin ya da başkalarının basit bir ihmal ya da dikkatsizliği bile ciddi sorunlara yol açabilir. Spor dallarında tehlike oranları farklıdır. Buz hokeyinde %14, kayakta %12, raketli sporlarda %11 iken, fiziksel çalışmalarda %4, kayakla cross country'de sadece %2'dir. Burkulma, adale kasılması ve kriplar, spor yaralanmalarının 1/3'ünü oluşturur. Daha az görülenler eklem çıkması, tendon ve kas iltihaplanmalarıdır. Spor yaralanmalarının %50'den fazlası vücudun belden aşağı kısmında olur. %25'i kollarda, %11'i gövdede, %8'i başta ve %5'i de diğer bölgelerdedir. Spor yaparken bütün kaslar ve eklemler kullanılır. Eklemler kemiklerin birleşim yerleridir. Eklemler hareketli, yarı hareketli ya da sabittir. Bağlarla tutturulmuş ve sinovya sıvısıyla kayganlaştırılmıştır. Kaslar, kasılma yetenekleri sayesinde vücudu hareket ettirir. Kasları kemiklere bağlayan dokuya tendon denir. Sportif sakatlıkların büyük kısmı bu tendon, kas ve eklemlerde olur. Spor sakatlıklarını iki ana grupta ele alabiliriz. Birinci grup çarpışma ve düşme gibi kazaen olan sakatlıklardır. İkinci grupsa kas ve iskelet sisteminin devamlı olarak zorlanmasından, yanlış ekipman kullanmaktan, yanlış antrenman ya da aşırı çalışma sonucu meydana gelenlerdir. Burkulma bir eklemin etrafındaki bağın sakatlanmasıdır. Genellikle düşme, darbe veya burkulma sonucu olur. Üç değişik şiddette olabilir. Birincisinde bağ zorlanmış ama yırtılmamıştır. İkincisinde bazı lifler zarar görmüş veya kopmuştur. Bu durumda iç dokularda kanama ve morarma olur. Üçüncü ve en şiddetli olanında ise eklem tamamen başıboş kalmıştır ve durum bir alçıyı gerektirir. Kırık bir kemik dokusunun aşırı zorlama ve burkulma sonucu kırılmasıdır. Bu durumda kemik, plastik bir alçı içinde sabitleştirilir. İyileşme kemiğin yerine veya yaşa göre 3 ila 6 hafta arasında olur. Spor yaralanmalarının içinde en ciddi olanları kafa ve bel kemiği yaralanmalarıdır. Bu bölgelerde olan yaralanmalarda merkezi sinir sisteminin onarılmaz şekilde zarar görmesini önlemek için son derece dikkatli ve hassas olmak gerekir. Hiçbir risk göze almaksızın derhal bir doktor müdahalesi sağlanmalıdır. Yeterli önlemler alınmadan yaralı hareket ettirilmemeli ve her türlü müdahale sadece uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Kayak ve hokey gibi riski yüksek sporlarda koruyucu önlemlerin alınması esastır. En etkin ve gerekli koruma ekipmanı kask kullanmaktır. Gözün en çok tehlikede olduğu spor dalları raketli sporlar ve hokeydir. Gözde meydana gelen sakatlıklar genelde top ya da hokey diskinin çarpmasıyla oluşur. Ama bu kazaların çoğunu önlemek mümkündür. Araştırmalar her 10 sakatlıktan 9'unda gözü koruyucu bir önlem alınmadığını göstermektedir. Şimdi de bir kaza ya da düşme sonucu değil de kas ve iskelet sisteminin uzun bir süre ve aşırı kullanımından gelen sakatlıklara bakalım. Bunlar arasında zorlanmadan kaynaklanan kırıklar, diz sakatlıkları, tendon ve kas iltihapları ve lumbago'yu sayabiliriz. Tendonun iltihaplanması birçok spor dalında oldukça yaygın bir sakatlıktır. Daha çok tenis gibi kolun, başın üzerinde hareket ettirildiği, raketli sporlarda servis ve smaçlar sonucunda karşılaşılan bir sakatlık türüdür. Tendon, kasın kemiğe bağlandığı uzantıya denir.
Kas kendine yüklenen güce dayanacak esnekliği gösteremezse hassaslaşır ve tendon kılıflarının iltihabına neden olur. Ayak, omuz, dirsek gibi tendonun bulunduğu her yerde bu iltihaplanmayla karşılaşılabilir. En yaygın tendon kılıfı iltihabı tenis elbow'da denilen iltihaplanmadır. İltihaplanma dirseğin dışında olur. Bu bölgeye epikondil denir. Genellikle yanlış bir hareket tenis oynarken sürekli backhand vurmak ya da servis atmaktan ileri gelir. Her ne kadar iltihaplanma dirsekte ise de buna neden olan bilekteki hareketlerdir. Çünkü dirseğe bağlı olan kasın hareketi dirsekten değil bilekten başlar. Bu sitte benzeri bir sakatlıktır. Tendonla kasların ya da kemiklerin arasındaki kayganlığı yaratan eklem sıvısının iltihaplanmasıdır bu. Aşırı kullanımdan ortaya çıkan sakatlıkların tedavisi sakatlığın ciddiyetine göre değişir. Bu tedavi yöntemlerinden bazılarını görelim. Bu kişi elektrik akımı yoluyla ağrıyı azaltıcı ve kasın gücünü arttırıcı bir tedavi görüyor. Bu kişi ise ultrasonla tedavi görüyor ki burada amaç incinen dokudaki dolaşımı arttırmak ve şişmeyi önlemektir. Ultrason ışınları molekülleri harekete geçirerek bağlar gibi derindeki dokulara masaj etkisi yapar. Burada ise bir omuz sakatlığında lazer ışınları kullanılıyor. Yoğun ışın kaynağı eklemlerin üzerinde yeniden yapılanmayı sağlayan hücrelerin ihtiyacı olan enerjiyi arttırır. Hücreler örselenince dokulara yeniden uyum sağlayıp yenileme işlevlerini yerine getirebilmek için artı enerjiye ihtiyaç duyarlar. Lazerin görevi de bu enerjiyi sağlamaktır. Lumbago, bel bölgesindeki kasların ve bağ doku liflerinin travma nedeniyle zedelenmesiyle ortaya çıkan ağrılı durumdur. Daha çok hokey, halter ve vücut yapanlarda rastlanır. Omurilik sıkışması veya dirseklerde olacak bir sakatlık, traksiyon yoluyla giderilmeye çalışılır. Omurilik siniri genellikle iki omur arasına sıkışmıştır. Traksiyon omurları arasını açarak diskin yerine dönmesini sağlayacaktır. Düzenli bir şekilde fiziki egzersiz yapmak önemlidir. Ama hareketsiz bir insan egzersizlere başlamadan önce nelere dikkat etmelidir ki sakatlığa neden olmasın? Yapılacak ilk şey vücudu fiziki açıdan yapılacak spora uygun bir güce kavuşturmaktır. Önce kaslar güçlendirilmeli, kalp ve damar kapasitesini artırıcı egzersizlerin dozunu yavaş yavaş artırmalı ve vücudun esneklik, denge ve koordinasyonu yapılacak spora uygun hale getirilmelidir. Spora başlamadan önce kasları ısıtmaya özen gösterilmelidir. Adeleleri geren hareketler ve ısınma hareketleri, kaslarımızın artacak oksijen ihtiyacını karşılayacak ve kaslarımızı yapacağımız sporun zorluklarına hazırlayacaktır. Bu önlem, ani hareketlerin ve kasların bir süre aşımı kullanım ve zorlanmasının ortaya çıkarabileceği sakatlık tehlikesini azaltır. Düzenli olarak yapılan ısınma hareketleri de zamanla yaptığımız sporun bir parçası olacak ve vücudun fiziki yeteneklerini artıracaktır. Yeni bir dalda spor yapmaya başlarken bir anda en iyiyi yapma, rekor kırma ihtirası içinde olmamalısınız. Yetenek ve deneyiminizin sınırlarını zorlamamalı ve ilerlemeyi belli bir hızla ve zamanla elde etmeyi kabullenmelisiniz. Zaman zaman da kaslarınızı dinlendirmelisiniz. Spor sakatlıklarının önde gelen nedenlerinden biri de yanlış ya da eksik malzeme kullanımıdır. Spor malzemelerinin yapacağınız spora güvenlik standartlarına uygun ve iyi vaziyette olmalı, kilonuza, boyunuza ve sportif gücünüze uygun olmalıdır. Örneğin kullandığınız raket sizin kondisyon ve ihtiyacınıza göre olmalı, giydiğiniz ayakkabı yaptığınız spora uygun olmalıdır.
Kayak mevsimi yaklaşırken bu sporcu vücudunu güçlendirecek idmanlara başlamış. Bu idmanlar spora başlamadan 5-6 hafta boyunca sürdürülmelidir. Böyle bir hazırlık dönemi sakatlık ihtimalini minimuma indirir. Kayak yaparken seçtiğiniz yamaçların dikliği yeteneklerinize ve deneyiminize uygun olmalıdır. Pistin ortasında ani davranışlardan sakınmalı ve düşme halinde pisti bir an önce boşaltmalısınız. Ağırlık çalışmaları daima bir uzmanın denetiminde yapılmalıdır. Önceden adeleleri ısıtmak büyük önem taşır. Ağırlık çalışmalarında sırt adeleleri ve omuriliğin incinmeye açık olduğu unutulmamalıdır ve bunun için vücut duruşu düzgün olmalı ve gerekli destekleyici koşumlar takılmış olmalıdır. Ağırlıkların yavaş yavaş artırılması ve artırma miktarını doğru tayin etmek gerekir. Vücut yapıcı çalışmalarda adeleler önceden doğru şekilde ısıtılmazsa sakatlanma kaçınılmazdır. Spor yaparken alınması gereken önlemleri 4 kategoride toplayabiliriz. Öncelikle bir sakatlık tehlike ve ihtimalini doğru hesaplamak gerekir. Bunlar yetersiz fizik kondisyon, deneyim eksikliği ve ihmalkarlık gibi kişinin kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Tehlike kişiye bağlı olmayıp mekanik olabilir. Kayağın doğru takılmaması ve bağlanmaması, başın büyüklüğüne tam uymayan kask gibi. Ya da bu tehlike çevre şartlarından ileri gelebilir. Kötü hava şartları, yetersiz aydınlatma ve gerekli işaretlerin bulunmaması. İkinci adım, saptanan tehlikeleri azaltıcı önlemleri almaktır. Örneğin, hava şartlarının uygun olmadığı belli ise çalışmayı ertelemek en doğrusudur. Dikkat edilmesi gereken üçüncü husus, ortadan kaldırılamayacak sakatlık tehlikesini olabildiğince kontrol altına almaktır. Herkesin oyunun kurallarını iyi bildiğinden ve uyduğundan emin olmalısınız. Dördüncüsü de bazı davranışlarla zaten var olan sakatlık tehlikesini arttırmaktır. Önceden alkol ya da sakıncalı ilaçlar almak, bir sakatlıktan tam olarak kurtulmadan önce spora başlamak, yeni bir sakatlığa davetiye çıkartmaktır.